Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve her pazartesi olduğu gibi yine bugün de Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. İşte bir 9 günlük bayram tatilini geride bıraktık ama öncesinde sizin de söylediğiniz gibi evet yurt içi piyasalarında bir işte yükseliş ya da bir düşüş söz konusu değil ama biz bayramda piyasalar kapalıyken yurt dışından gelecek haberleri dikkatle izliyoruz, takip ediyoruz demiştiniz ki akabinde İran'la İsrail arasındaki gerilim haberleri geldi. Peki bu gerilim haberlerinden sonra bir savaş diyemiyoruz ama bir gerilim, bir saldırı diyebiliyoruz henüz. Nedir bunun piyasalara yansıması? Tatildeyken küresel piyasalar olumsuz yansıması oldu. Özellikle emtia fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisi oldu. Petrol fiyatları 92 dolar seviyesine kadar yükselirken ons altın tarafında 2431 dolar seviyesini gördük. Küresel borsalarda satışlar gördük. Dün bizim piyasalar ve küresel piyasalar kapalıydı ancak İran piyasaları açıktı. Burada halkın döviz ve altın stokladığını, özellikle altın tarafında %7'lik bir değer artışı olduğunu gördük. Konu malum savaş ve dolayısıyla da jeopolitik gerilimler öngörünün azalmasına neden oluyor. Özellikle petrol fiyatları üzerindeki etkisi çok önemli. Petrol fiyatlarının yükselmesi demek küresel enflasyonun yükselmesi o anlamına taşıyor. Gözlerimiz bundan sonra fiyatlarda değil, gözlerimiz bundan sonra İran ve İsrail'den gelecek haber akışlarında olacak. Tekrar sıra İsrail'e geldi. İsrail bir misilleme yapacak mı, yapmayacak mı? Bütün sorunun cevabı burada gizli. Ve buradan gelecek açıklamalar, hamleler de küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. Kripto paralarda sert düşüşler gördük. 70 bin dolar seviyesinin üzerindeydi. Burada 63 bin 500 dolar seviyesine kadar bir gerileme geldi. Biraz daha toparlanma isteğinde şu anda 66.329 dolar seviyesinde ama kripto paralarda da satış yapanlar altın satın aldı ve güvenli liman altın yine jeopolitik gerilimden aslında güvenli liman özelliği olduğunu bize göstermiş oldu. Yurt dışı piyasalarda yansıması çok merak ediliyordu. Ben yine bayram tatilinde sosyal medya hesaplarından yatırımcılara sık sık uyarılarda bulundum. Çünkü bu gibi belirsiz durumlarda kredili işlem yapan, açığa işlem yapan birçok yatırımcı maalesef olabiliyor. Bunlar finansal kumar bağımlısı ve dolayısıyla bu bayramda bile kripto paralarda işlem yapan iki kişinin intihar haberi geldi. Dolayısıyla bu ortamlarda kesinlikle açığa işlem, kredili işlem, kısa vadeli alsat bunlardan asla fayda gelmez. Bunlar riskli. Bunlar oldukça tehlikeli şeylerdir. Yine sevgili dinleyenlerime diyorum ki lütfen bu gibi belirsizlik durumlarda kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Artık dünya farklı bir yere jeopolitik risk tarafında evriliyor. Bu jeopolitik gerilimler ister istemez fiyatlara yansıyor. Biz içeride bayram tatili dolayısıyla çok şanslıydık ve şu anda aman aman bir olumsuz etki görmedik hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda. Borsa İstanbul üzerindeki 9.754 puan seviyesinde, dolar kuru 32 lira 31 kuruş seviyesinde, avro TL kuru 34 lira 46 lira seviyesinde. Yani sakin, yatay bir seyir var, çok agresif bir durum yok. Korktuğumuz olmadı. Ancak bu şu demek olmuyor, yarın bugün tekrar bir haber akışı gelir, piyasa tekrar bozulmaz anlamına taşımıyor. Piyasalar diken üstünde haftaya başladı ve bu hafta yatırımcılar da stres testinden geçecek. Bu stres testi de finansal okuryazarlığı olanlar kendi psikolojisine ve varlıklarına sağlıklı bir şekilde yön verebilmek için ne kadar tecrübeli olduğunu bu hafta göstermiş olacaklar.